Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'a video yüklediğimizde telif hakkı sorunuyla karşılaştığımızda bunu nasıl çözeriz? Bununla ilgili kısa ve öz size bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, öncelikle YouTube'da kanalımıza giriyoruz. Şimdi kanalımıza girdikten sonra ben sizin için işlemi daha hızlandırmak için kendi kanalıma girdim. Burada telif hakkı sorunuyla karşılaştığımız bir tane video seçeceğiz. Ben burada sizin için örnek olması bakımından bir tane video seçiyorum şu anda. Bakalım. Bunu seçeyim arkadaşlar. Bu videoda telif hakkı sorunuyla karşılaşmış olalım. Örnek olarak videomuz başladı. Şimdi videoyu açtıktan sonra arkadaşlar burada video düzenle bölümü var. Video düzenle bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bu sayfa ekrana geliyor. Düzenleme sayfası geliyor. Burada sol taraftaki şu görmüş olduğunuz sol taraftaki menülerden düzenleyici linkine tıklıyoruz. Düzenleyici linkine tıkladığımızda böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu sayfa bizim videomuzun içeriğini gösteriyor. Burada yüklemiş olduğumuz müzik, burada da videomuz bulunuyor. Şimdi biz bu daha evvel yüklediğimiz müziğin üzerine telif hakkı olmayan yeni bir müzik ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen gösteriyorum. Dediğim gibi bu sayfaya geldik. Burada şu nota işareti var arkadaşlar, görüyorsunuz. Şurada da aşağı doğru ok var. Buna tıklıyoruz. Ve ses ekle linki var. Ses ekle linkine tıkladığımızda arkadaşlar YouTube bizi müzik arşivine götürüyor. Telifsiz müzik arşivine götürüyor direkt olarak. Şimdi burada görüyorsunuz arkadaşlar bir sürü telif hakkı olmayan müzik var. Bir sürü. Şimdi yapmamız gereken tek şey nedir arkadaşlar ilk etapta? Şimdi buraya gelip biraz yukarı çıkıp videomuzun kaç dakika ve saniye olduğuna bakıyoruz. Şu anda benim yüklemiş olduğum video 3 dakika 19 saniyemiş arkadaşlar. Şimdi bu uzunlukta bir müzik arayacağız. Bu uzunlukta müzik arayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen aşağıya geliyorum. 3 dakika 19 saniye olacak arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi müzikler, burada müziklerin kategorileri, kim söylemiş ve müziğin türü ve müziğin ismi. Burada da süreleri var arkadaşlar. Bizim bakmamız gereken 3 dakika 19 saniye olması gerekiyor. Eğer 3 dakika 19 saniye bulamazsak 1 saniye düşük ya da 1 saniye fazla olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bakacağız arkadaşlar tek tek 3 dakika 19 saniye olması gerekiyor. Şöyle kaydırıyorum. Şu ana kadar 3 dakika 19 saniye göremedim arkadaşlar. Ya da daha kolay bir yolu var. Onu hemen göstereyim size. Şu süre bölümüne tıklıyoruz. Hangi dakikalar arasını aradığımızı buradan seçiyoruz arkadaşlar. Direkt o aradığımız dakikalar arasını bize listeliyor.
3 dakika ile 3,5 dakika arasını listelettirdim. Şu anda görüyorsunuz bakın 3 dakika ile 3,5 dakika arasındaki müzikler listelendi. Hemen bakıyoruz 3 dakika 19 saniye olacak. 3.18 var. 3.18 var. Biraz daha kaydırıyoruz aşağıya. 3.13 3.14 3.18 3.17 bakıyoruz 3.25 3.18 3.18 3.18 tekrar var. Bakıyoruz 3.19 bir tane buldum şu anda. Bir bakalım nasıl bir şey. Evet. Biraz neşeli bir müzik diyor ama bakalım daha başka var mı? Bir tane bulduk şu ana kadar. 3 dakika 19 saniye olan bir müzik arkadaşlar. Tekrar bakıyorum. Bir 3.19 var. Bunu dinleyelim. Dramatik diyor şeyi. Tamam bu olabilir 3.19. Yine bir bakalım. Başka var mı? 3.16, 3.18, 3.19 bir tane daha var. Bunu da bir dinleyelim. Bu da pop diyor. Bunu pek beğenmedim arkadaşlar. Biraz daha inelim aşağıya. Bir tane daha buldum eğlenceli. Evet bu da böyle bir şeymiş. Bakalım başka var mı? 3.19 bir tane daha buldum. Romantik diyor. Bunu da beğenmedim. Yine ben bir tane işi hızlandırmak babında bir tanesini seçeceğim arkadaşlar. Bir tane daha bir bakayım. 3.18, 3.17. Bunları beğenmedim arkadaşlar. Gene yukarı çıkalım. Bir 3.19 vardı. 3.19 vardı. Hemen 3.19'a geleceğim. Bulabilirsem 3.18 hemen bakıyorum. Üç on sekiz, üç yirmi bir, üç yirmi sekiz, üç on dokuz. Evet 3.19. Bir tane daha geldim arkadaşlar. Üç on dokuz. Dramatiği de sevmedim arkadaşlar. Bir tane daha bulduk mu? Bu 3.19. Evet arkadaşlar bunu beğendim. Müziği de beğendim. Şimdi bunu eklemek istiyorsak arkadaşlar bu şu bölümün sonunda görüyorsunuz video ekle var. Video ekle tuşuna basıyoruz. Eğer bu müziği eklemek istiyorsak arkadaşlar. Video ekle bölümüne tıkladım. Evet. Ekledikten sonra burada değişiklikleri kaydet var arkadaşlar. Değişiklikleri kaydet bölümüne tıklıyorum. Bu işten biraz zaman alır diyor. Kaydet diyorum.
Arkadaşlar kaydet dedikten sonra bu ekran geliyor. Şimdi tabii videomuz biraz uzun olduğu için, gerçi pek de uzun değil yani 3 dakikalık bir video. Bu müziği videoya işlemesi biraz zaman alıyor. Bir 3-5 dakika sonra siteye girip videoya baktığımızda telifsiz olarak videomuzu izleyebileceğiz arkadaşlar. Ben şu anda bir deneme yapıyorum. Bakalım eklediğimiz telifsiz videoyu, telifsiz müziği videomuza eklemiş mi? Hemen buradan kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle hemen giriyorum. Buradan da bir şey yapalım. Tıklayalım. Bakalım en son eklediğimizi müziği videomuza eklemiş mi? Halen eski müzik çıkıyor arkadaşlar. Dediği gibi biraz zaman alabiliyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Bu arada tekrar ben bir refresh edeyim sayfaya. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi en son eklediğimiz telifsiz müzik şu anda videoya eklenmiş bulunmakta. Şu anda en son eklediğimiz telifsiz müzik videoyla beraber çalmakta arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bölümde sizlere telif hakkı sorunuyla karşılaştığımızda nasıl bir çözüm buluruz? Bunu size kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayınız. İyi günler arkadaşlar.